kader çizgilerine baktığımızda burada üst üste binen çizgileri görüyoruz. Şöyle bir giden çizgi var. Şöyle gelen bir çizgimiz var. Şurada da durmuş. Şu şöyle devam ediyor ve başlayan ince iki çizgimiz var. Sonrasında ilerleyen dönemlerde başlayan bir çizgimiz var. Kalp çizgisiyle karışıyor. Şu şekilde. Kalp çizgisinin içinde devam eden bir kader çizgisi. Kader çizgisi kişinin yaşam yolunu, kariyerini, kişisel gelişmelerini gösterebilir. Kişinin ne kadar şanslı veya para konularında ne kadar iyi olabileceği, işlerin biraz da ne kadar yolunda gidebileceğini de gösterebiliyor. Tabii ki tek baktığımız nokta bu değil. Çizgilerin böyle kesişmesi, üst üste binmesi, kader çizgilerin tabii çok olumlu bir şey değil. Büyük değişiklikler, dönüm noktaları olabilir hayatında. Bunlar erken dönemlerde olacaktır muhtemelen. Bunlar 30 civarlarında görülüyor. Mesela şu çizginin gelmesi, biraz iç Mars'a doğru yönlenmesi mesela okuduğu okulu bölümle ilgili kariyerinde ilerlemekten vazgeçme olabilir. Bir kariyer değişikliği olabilir. Böyle bir değişim söz konusu tabii olacak diye değil ihtimaller içerisinde. Çatışma ve zorluk dönemlerinden sonra çözüm olabilir hayatında. Bunlar içsel sebepler veya dış faktörlerle bağlantılı olabilir bu etkiler. Yani çoklu kariyer yolu, farklı alanlarda keşfetmek, çeşitli yetenekleri de geliştirmek isteği olabilir farklı deneyimler olabilir hayatında. Tabii ki doğal olarak hayatında diğer insanların etkisi de olabilir. Yani onların yönlendirilmeleriyle gelecek başarılar. Bir akıl hocası olabilir, bir yaşam koçu olabilir, partner olabilir. Tabii ki aile olabilir, aile bireyleri olabilir kendisini yönlendiren, akıl veren tavsiyelerde bulunan. Yani böyle kişilerin etkileri, olumlu etkileri de olabilir üzerinde hayatında. Tabii çizgi kaotik olarak ilerlemiyor. Çok istikrarsız bir durum yok. Yani çok fazla büyük belirsizliklerin olacağını düşünmüyorum. Sadece çok fazla seçeneğin arasında bocalama, bazı emeklerin boşa gitmesi söz konusu olabilir. Bazı durumlardan vazgeçme, yeni atılımlarda bulunma girişimlerde bulunma söz konusu olabilir. Kendisi de zaten kariyer hayatının gelişimiyle ilgili konuları çok merak ediyor. Yani buradaki en büyük riski gördüğüm benim yani okuduğu bölümle alakalı, mühendislikle alakalı ilerleme kaydetmeyip başka yönler olabilir. tabi daha iyi fırsatlar olacaksa bunları değerlendirebilir. Ama özelliklere bakıldığında mesela düz bir akıl çizgisi, çok iyi bir Merkür çizgisiyle yani mühendislik işi kendisinin için uygun. Yani az hata gerektiren tüm meslek dallarında araştırmacı yönleri analitik gönderiyle bu alanlarda çalışabilir.